Herkese merhaba. Bu videoda çok fazla sorulan bir soruya cevap vereceğiz. DDR5 RAM bellekler alınmalı mı? DDR5 sistem toplanmalı mı? Hazır sistemlerde DDR5 tercih edilmeli mi? Bildiğiniz üzere piyasada DDR5 hazır sistemler, bilgisayarlar fazla fazla ön plana çıkmaya başladı. Ne zaman bir video atsam altına bu fiyata çıktım madem niye DDR5 toplamadın, niye DDR5 sistem önermiyorsun gibi cümlelerle karşılaşıyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Kanalın ismi fiyatına göre arkadaşlar. Kanalın ismi yeniliğe göre gibi bir kanal değil. Burada fiyat performans ürünler tartışılıyor. Yani fiyatı verdiğin zaman hangi performansı alıyorsun? Bunu tartışıyoruz. Ve ona göre sistem öneriyoruz. Yani DDR5 sistemi ben de geçmek isterim tabii ki ama fiyatı pahalı. İstediğin performansı DDR4 de alabiliyorsun zaten. DDR5'e geçmenin ekstra maliyet yaşamanın şimdilik bir manası yok. Neden? Çünkü DDR5 yeni çıktı. Diyelim ki bir telefon veya bilgisayar alacaksınız ve herhangi bir fikriniz yok. Mağazaya gittiniz. A mağazası, B mağazası hiç fark etmez. Sizinle ilgilenen kişinin size göstereceği ürün sizin için en doğru ürün olmayabilir. Bunların birkaç tane sebebi var. 1. Elinde sizin istediğiniz türden ürün yoktur. Alternatif ve pahalı ürün önerebilir. 2. Marka temsilcisi olup sadece kendi markasını önerebilir. 3. Önerdiği ürün kendisine kazanç sağladığı için öneriyor olabilir. 4. Elden çıkarmak istediği için öneriyor olabilir Bu ve bunun gibi sebepleri fazlasıyla sıralayabiliriz. Ben de tam olarak bu yüzden biyoluk üzerinden ilan açtım. Bu ilanda size en doğru bilgilerle ve en doğru ürünlerle yardımcı olacağım. Açıklamadaki linkten benimle özel iletişime geçebilirsiniz. Şu anki yeni çıkan DDR5 bellekler DDR4 belleklere bile söz geçiremeyecek vaziyette. Yani siz aslında yine aynı RAM bellekleri almış oluyorsunuz. DDR4 3600 MHz CL14 değerine sahip bir RAM bellek DDR5 4800 MHz 40 CL değerine sahip bir RAM geçebiliyor. Yani demem o ki şu andaki çıkan DDR5 RAM belleklerin DDR4 RAM göre hiçbir farkı yok. Şöyle bir şey olabilir. Yarın bir gün DDR5 RAM bellekler CL16 değerinde çıkabilir. CL18 değerinde çıkabilir. MHz değerleri de 6000-6500'ü bulabilir. O zaman bakarsın acayip bir fark var o zaman DDR5'e geçebilirsin. Fakat dünyada bilgisayarı alayım da 10 sene kullanayım kafasında olan insan sayısı azaldığı için ki bu gayet normal. Çünkü sürekli bir gelişme oluyor, sürekli bir yenilik oluyor. Yani bir bilgisayarı aldığınızda arkadaşlar şu an 10 sene kullanamazsınız. Mutlaka değiştirirsiniz. Mutlaka parçalarına müdahale edersiniz. O yüzden bu kafaya girmeyeceğiniz için şu anda DDR5'in acelesi yok arkadaşlar. Siz DDR4 ile istediğiniz performansı alabiliyor musunuz? Alabiliyorsunuz. Ki DDR5'e geçmek çok basit bir şey. Tamamen bilgisayarı değiştirmen gerekmiyor. O yüzden çok fazla aciliyeti olan bir konu değil. Şu anda DDR5'e geçmek çok mantıklıymış gibi bir algı yapılıyor. Yani DDR5'e geçtin, aa kurtuldun, yenilikçi, yeni bir sistem dizdin, aa mükemmel, çok hızlı çalışacak. Öyle bir şey yok. DDR5'e geçeceğinize 2600 MHz RAM belleğinizi 3200-3600'e e, çıkartın. Yani böylesi daha mantıklı olur. Çünkü DDR5'te aman aman performans veren bir RAM daha çıkmadı, daha sürülmedi piyasaya. İlerleyen dönemlerde sürülünce zaten geçiş yaparsınız. Ki ben de öneririm. Şöyle bir şey olsaydı DDR5'ler uygun fiyattan gelseydi DDR4'leri alsak da fiyat açısından çok fazla farkı olmasaydı DDR5'e geçebilirdin. Fakat aynı performans alıyorsun DDR5'e geçiyorsun fazla para ödüyorsun. Buradaki muhabbet benim kanalımda bu sistemlerin önerilmemesine yol açıyor. Kaldı ki DDR4'lerin hala geçerliliği var. Piyasada DDR4'ten DDR5'e geçenlerin sayısı zaten az olduğu gibi DDR4'ün de kalıcılığı gayet uzun bir süre olacak. Yani bu konuda bir endişeniz olmasın. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benzersiz izleyici sayımız 22.8 bin ve kanalımızda şu anda 2700 abone var. İçerikleri izledikten sonra abone olma sayısı çok az bu kadar izlenen bir kanala göre çok daha yüksek sayıları hak ediyoruz. Sizden ricam kanala abone olmayan varsa abone olsun. Abone sayımızı arttıralım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane sistemim var. Bu iki sistem üzerinden karşılaştırma yapacağız. İkisinde de 12400 f fişlemci 4060 ekran kartı kullanılıyor. Birisinde 1x16 6000 MHz CL48 değerinde RAM bellek kullanılmış. SSD'sine baktığım zaman 2500'e 1950 okuma yazma hızına sahip. Diğer sistemime bakacak olursam 12400F 4060 kullanılmış yine. SSD'min okuma yazma hızı 4700'e 1900. RAM'im 3200 MHz CL16 değerinde. Şimdi buradaki sistemde bir kere SSD hızınız yüksek. Fiyatınız uygun. 20.908 lira yapıyor. Reminiz de 3200 MHz CL16. Şimdi bu iki remi karşılaştırdığımızda buradaki RAM belleğin CL değeri 48 değil de 30 olsaydı veya 25, 28 her neyse 30'un aşağısında bir değer olsaydı ufak farklarla DDR4'ü geçebiliyordu. Fakat CL18 olsaydı 6000 MHz olsaydı DDR4'ü çok rahat bir şekilde sollayabilecekti. O yüzden işin özeti megahertz değerinin yüksek olmasının hiçbir anlamı yok. CL değeri de yüksekse o rembellek DDR4'e göre avantajlı değil. Bu da ne demek oluyor? Burada 23.855 lira para vereceğinize burada 20.908 liraya aynı sistemi toplayabiliyorsunuz. Yenilik adı altında yaklaşık 3000 lira paranızı cebinizde bırakıyorsunuz, harcamıyorsunuz. Bu yüzden hala fiyat performans sistemler DDR4 sistemlerdir arkadaşlar. DDR5 sistemlerin fiyat performansının gelmesi için DDR5'lerin adam akıllı yaygınlaşması gerekiyor. Şu anda yeni çıktıkları için fiyat performans sistemlere maalesef dahil olamıyorlar. Fakat hazır sistem siteleri yarın bir gün güncelleme yaparlar. DDR5'leri ön plana çıkarırlar fiyatların da uygun fiyattan verirler. O zaman tekrar bu konuyu gündeme getiririz. DDR5'leri almaya başlayın diye telkinde bulunabiliriz. Fakat şu anda DDR5 almanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Yorumlarda da "Umarım keşke DDR5 toplasaydın" ya da 10 alacağına niye diğer 5 almıyorsun gibi şeyler söylemezsiniz artık diye umuyorum arkadaşlar. Diyelim ki bir telefon veya bilgisayar alacaksınız ve herhangi bir fikriniz yok. Mağazaya gittiniz. A mağazası, B mağazası hiç fark etmez sizinle ilgilenen kişinin size göstereceği ürün sizin için en doğru ürün olmayabilir. Bunların birkaç tane sebebi var. 1. Elinde sizin istediğiniz türden ürün yoktur. Alternatif ve pahalı ürün önerebilir. 2. Marka temsilcisi olup sadece kendi markasını önerebilir. 3. Önerdiği ürün kendisine kazanç sağladığı için öneriyor olabilir. 4. Elden çıkarmak istediği için öneriyor olabilir. Bu ve bunun gibi sebepleri fazlasıyla sıralayabiliriz. Ben de tam olarak bu yüzden bir onluk üzerinden ilan açtım. Bu ilanda size en doğru bilgilerle ve en doğru ürünlerle yardımcı olacağım açıklamadaki linkten benimle özel iletişime geçebilirsiniz fiyat performans olup da ddr5 olan bir sistem görürseniz Tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz bizimle gözümüzden kaçan sistemler olabiliyor bazen ddr5 olup da uygun fiyatlıysa Tabii ki öneririz Fakat şu anda ddr5 olup uygun fiyatta önerebileceğim bir sistem yok bu konuya da açıklık getirdiğimize göre videomuzu sonlandırabiliriz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.